Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Mad Games Tycoon oynamaya devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmaya devam etmek için videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 800 like çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. 800 like'a ulaşırsa bu video 24 saat içinde bir sonraki video gelmeden bu videoyu yorum yapan arkadaşlardan herhangi birine oyunu vermeyi planlıyorum. Haberiniz olsun. Çok da önemli değil zaten. Siz beğendiğiniz için beğenin videoyu. Eğer beğeniyorsanız beğenin. Çekilişimi beğenmeyin. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Gerçi Commodore 64'ün klavyesi. Bu klavyeyi nasıl unuturum? Bu klavye duruyor hala bende. Nerede bilmiyorum ama. Yani şu bulmam lazım. Nintendo NES, Atari 7800, Commander C127 değil, C128'di herhalde o ya. Hatta C bile değildi o. Neyse. Amico Amico 100, Sega Master Station. Yani biz kabaca 90'lara girdik galiba. 90'ların başındayız galiba. 90'ların başındayız arkadaşlar. Amiga Master System. Amiga Master System ne lan? Amiga 100 ve Sega Master System o dönemler çıkmıştı herhalde. Ben ilk Alex Kidd oynamıştım Sega Master System'de. Sega Master System'de ilk oynadığım oyun Alex Kidd'ti. Sonic değildi yani. Sonic sonradan çıktı çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam Sonic sonradan çıktı ya. Amiga'da da Barbarian oynamıştım herhalde. O da çok güzel bir oyundu. Commodore'da ise Zaxxon oynadım arkadaşlar. Zaxxon diye bir oyun vardı. Hatta bağımlısıydım o oyunun. Yani şu an görseniz link falan vereyim isterseniz Zaxxon'a bakın nasıl bir oyun olduğuna. O zamanlar bize çok güzel oyun olarak geliyordu yani. Hani gözümüze öyle geliyordu. Bilirsiniz yani şu anda size nasıl oyunlar çok güzel geliyor. Sözleşme yok mu ya? Blue Ocean 5 haftada iş yükü azmış ya. Bunu alırız. Rahat alırız. Siz onu yapın ya. Kontrolleri optimize et. Yetin edin kontrolleri optimize edin. Zaten başka işimiz yok. Kontrolleri optimize edin. Ha bir dakika la ben şeyi unuttum. Küçük bitkiden tuvalete bir tane, buraya bir tane, buraya da bir tane, buraya da bir tane. Tamam. Fotokopi makinesi, büyük tablo, küçük tablo. Büyük tablo koyalım bir tane de. Ve şuraya koyalım. Koysana. Tuvalette baksınlar diye tuvalete de koyacağım da tuvalette yer yok. Ve şunu alalım şuraya koyalım. Uzun 2000 Servo ZK satılmış Wall Street'e. Wall Street miydi lan? Programlama 20 tabi bunu buraya koyacağız. Sen nereye gidiyorsun hatun? Kaçma bir yere. Ben de oraya otur. Şimdi oh Bandai gene Konstantino'yu aldı. Bandai hep sen bizi kazıklayacaksın. Biraz da biz seni kazıklayalım. Oh. Lisans almak için yeterli param var. Şimdi yeni lisanslar alarak oyunlarının daha fazla satmasını sağlayabilirsin. Lisanslar artık kullanılabilir. Ona bakacağım da gerek yok şu anda çünkü oyunumuz yok. Oyun motorlarına gelelim. Bunu iki firma aldığına göre arkadaşlar biz bunu 120 yapsak kimsenin ruhu duymayacak. 15, 16, şunu da 17 yapalım. Tamam. Thank you.
lisanslara bir bakalım. Maskeli 5'ler mi? Aman tanrım dedim. Gecikme için özür dilerim arkadaşlar. İsimlerini okumuyorum özellikle. 112.000, 268.000. Bunları alıyoruz. Ondan sonra ona oyun yapıyoruz. Öyle mi? Oyunlar 3 diyor. Oyunlar 5 diyor ama. Alıp 5 tane oyun mu yapacağız buna? Ben bunu anlayamadım, çözemedim. Sözleşmeyi al. Sözleşme yok. Biz niye duruyoruz ki la? Neyse, bölünmüş ekran yapalım da. Bunu niye aldık lan orada? Sözleşmeleri bir daha bakalım. Taito bize grafikleri düzenle diyor. İş yükü ortalama, teslimat 16 hafta, 41.000 de maaş. İyi. Yapın bunu. Tüm zamanlar 122.000. Infogrames almış bu oyunu. Bu oyun senin oyun motorunu kullandı. Ne kadar kar yapmış? 11.000 kar yapmış. Bunlar Bandai bir uçuyor zaten ya. Bandai'ye oyun satmam lazım. Oyun motoru satmam lazım ben. Servo ZK'ya sattık değil mi gene biz? Bunlar kazıklandıkça kazıklanmak istiyorlar ya. Kazığa doymuyorlar ya. Biz de kazıklayalım yani, ne yapalım. Çocuklar, ticaret budur, tamam mı? Yani öğrenin bunları. Yani daha doğrusu bu oyunda böyle işliyor yani ticaret, bilmiyorum. Aslında her yerde öyle işler. İnsanlar fiyatı yüksek olan her şeyi kaliteli zannederler. Direkt hoplarlar yani. Oha, bir yandan kola içip bir yandan maaş almak da iyi bir şey olsa gerek. Bölünmüş ekran bitiyor. Grafikleri düzenle de bitiyor. Güzel. Tamam. Sözleşmeleri bir daha bakalım. Sözleşme yok. Sen hemen oyun motoru yap bir tane. Rol yapma oyunu yapacağız. Rol yapma oyunu için motor yapacağız. R-Y-O R-Y-O Y-Y-Y R-Y-O Y-Y-Y 15, 16 değil lan. Özellikler. Bin tuttu bu. 100.000'e satıyoruz. Tasarlamaya da başlıyoruz. Efendim. Özellik araştır. Özelliğimiz yok. Tür araştır. Tür olarak ekonomik simülasyon araştıralım biz. Evet, öyle yapalım. Ekonomik simülasyon da iyi gidiyor çünkü. Yeni araştırma eklendi. Gelişmiş kaydırma, hoş ve pürüzsüz bir kaydırma sağlar. O ne demek lan? 256 maksimum renk sayısıyla hoş grafikler sağlar. 256 renk grafik.
İyi güzel 250 Trink de açıldı. Aki 2 çıktı şimdi. Bakın yeni bir oyun motoru, kesin onların olduğu bir oyun motoru çıktı. Hemen bakalım buna. 25.000 alıyor sizden, 30.000 kar paylaşımı. Kazıkçının kralı mısın lan sen? Ha, 30.000 kar paylaşımı ne demek oğlum? Ben bir oyun satıp 100.000 dolar kazansam, bakın dinleyin ki imkansız yani, 10.000 dolar kazandım diyelim. Bu yavru benden var ya 3.000 doları rahat alacak, bir de 25.000 alacak benden. Bana kalacak 7.000. Oyunu yapacağım, edeceğim. Bana kalacak 7.000. Ulan siz ne kazıkçı adamlarsınız lan. Oo, geliştirmiş kaydırma falan değil mi? Hepsi var şimdi bundan. 256 renk falan. Ya bunu alırsınız, oyun yaparsınız, sadece geliştirme işinize yarar. Yani oyundan kar edemezsiniz bu motorlarla, çok rahat. Hesaplayın yani onları, çok iyi hesaplayın. Servo ZK'yı almış Pinosis. Oğlum sen batacaksın, sen benden motor alma. Bu oyun senin oyun motorunu kullandığı geliştiricisi. Zaten 33.000 kar yapmış adam, 6.000'i ben yiyorum ya. 6.000'ini ben almıyorum ya. 130.000 tüm zamanlar, 136. Neyse ya. O zaman bize müsaade yani, hayırlı işler, sağlıklı gülüşler. 18, 19, 20 ne la? 18. Biraz huzursuz oldum, şöyle bir oyunu kaydedeyim şöyle. Şuraya kaydedeyim. Bu arada kayıt cihazım değişti arkadaşlar. Elgato sponsorluğunda yeni bir kayıt cihazı geldi. Normalde benim kullandığım Avermedia'ydı. Şimdi Elgato'nun yeni HD60'ını kullanıyorum. O yüzden ona yeni yeni kayıtlar yapmaya başladım. Bazı problemler çıkartabiliyor. Çünkü kayıt cihazları ilk başta aldığın zaman bazı problemler çıkartır. Onları tek tek düzeltirsiniz falan da. Bu da garip garip problemler çıkarttığı için ilk başta bunları düzeltmeye çalışıyorum. Düzelttim galiba ama inşallah bu videoyu da etkilemez. Zaten bu videoyu etkilese siz görmeyeceksiniz. Demek ki çalışmış, güzel çalışmış. Eğer bunu duyabiliyorsanız. Ekonomik simülasyonumuz da tamam. Evet, devam edelim. Şimdi 330 bin dolar paramız var ve rol yapma oyununa bir tane motor yapıyoruz. Rol yapma oyunu için burada Michel mi lan o? Fakat Michel'miş lan onun ismi. Özellik araştıralım. Gelişmiş kaydırmayız. Siz araştırın orada birader. Birader misin? Hatun musun? Ne biçim bir şeysin ulan Michel isminle. Ve siz de motoru bir bitirin bakalım. Ben de bir düşüneyim buraya daha neler yapılabilir. Şuradan bir girelim bakalım. Bunu yaparken keşke oyun devam etse ama maalesef oyun devam etmiyor. Şuraya bir yangın söndürücü. Niye buraya yapamıyoruz ya yangın söndürücü? Bu köşe işe yarayacak mı? Yaramayacak. Bu köşe de işe yaramayacak değil mi? Arabanın yanına koysak. Buraya zaten bir şey yapamıyor.
eğitim odası, server odası, üretim, depolama, tuvaletler. Buraya bir arcade koysak iyi olur. Y-type, tahta adam, yılan, 7000. Niye oraya olmuyor lan? Bir dakika, iptal. Sen de iptal. Ne var orada? Çiçek var. Kim koydu? Hangi gerizekalı koydu oraya çiçeği? Biz de şuraya yaparız. O zaman oraya olmasa biz de oraya yaparız. Aha. La la la. 49'a çıktı orası. Ya böyle ses çıkartacaksan biz seni geri alalım ya. Server odası ne işe yarıyor acaba? Dur bakalım, onları da çözeceğiz. Su soğutucu diyor. Soğutucu. Lan tuvalete su soğutucu mu yapacağız? Şu şeyi oradan bir alalım. İlla odaya mı yapmamız gerekiyormuş onu? Buraya yapsam gidip alamayacaklar. Çok iyi biliyorum. O yüzden şuraya mı yapsam ki ben bunu? Buraya yapsam oradan geçebilecek mi? Şuraya yapayım. Tamam. O ne ya, nefes alır gibi bir ses geliyor. Lan bu oyun adam paranoyak yapar lan. Servo Y10 128.000, tüm zamanlar oyun motoru 110.000. Satmışız, kar paylaşımında da 18.000, 114.000. Satmış. Ne sattın oğlum sen? The Syndicate diye bir oyun satmış. 114.000 satmış. Ben adamlara batacak diyorum. Adamlar coştu ya. Ne yaptı o? Hemen bakalım. Şunu yaptılar değil mi? Onu hemen yükseltelim fiyatını. Çaktırmadan yükseltelim. Kar paylaşımında %17. Tamamdır. Bu işte bu kadar. Bir daha aldıkları zaman. Ne lan? Şimdi bu şeyi hızlı yapabilmek için arkadaşların eğitmek gerekiyor. Ve böyle şeylerle eğitilmiyor onlar. Çok yavaş ilerliyorlar. O yüzden bir tane eğitim odası gerekiyor demiştim. Ama eğitim odası daha açılmadı maalesef. Evet, o da çöp döktü. Ne yaptıysa orada. Artık bilgisayar başından kalkıp esneme, yenme lan. Çalış. Allah Allah. Bir sürü para almayı biliyorsun her ay. Oyundan mı geliyor o şey sesi ya? ATC Protect 1.0 yeni bir kopya koruması geçti ya, ama baneni. Yeni bir motorun geliştirmesi tamamlandı. Artık yeni oyunları da kullanabilirsin. Şimdi gelişmiş kaydırma var orada. Hemen sözleşmelere bakalım. İş yükü az, teslimat 12 hafta, maaş 38.000. Sen bunu bir yap. Evet, iş yükü az olandan başlayalım. Ne yapıyor la o? Arkadaş sanki